Merhaba, istesek de istemesek de dünya olarak hızla içine girdiğimiz yapay zeka teknolojileri tehlikeli yanlarıyla da tartışılıyor. Bu videoda tüm kariyerini derin öğrenme ve yapay zeka üzerine çalışmalarıyla geliştirmiş, yapay zekanın atası olarak da anılan İngiliz bilgisayar bilimcisi Geoffrey Hinton'ı yakından tanıyıp bir sene öncesine kadar yapay zeka ile ilgili nasıl endişeleri olduğuna şöyle bir bakacağız. Bildiğiniz üzere yapay zekanın öncüleri arasında yer alan Dr. Geoffrey Hinton, 10 yıldan uzun bir süredir çalıştığı Google'daki görevinden geçtiğimiz yıl istifa etmişti. Bilgisayarların insanlara benzer şekilde bilgi edinmesini sağlayan derin öğrenmenin öncüsü olan Dr. Hinton'ın onlarca yıl boyunca yaptığı araştırmalar, günümüzün ChatGPT ve diğer teknolojilerinin üzerine inşa edildiği temellerin atılmasına fayda sağladı. Yapay sinir ağları konusundaki çalışmalarıyla tanınan Hinton, 2013'te Google Brain projesine katıldı. Birleşik Krallık'ta doğan Dr. Hinton, 1970'te Cambridge Üniversitesi'nden deneysel psikoloji alanında lisans derecesini aldıktan sonra Edinburgh ve Sussex'te çalıştı ve ardından ABD ve Kanada'ya taşındı. Çalışmalarında öncelikle makine öğrenimi algoritmalarına odaklanan Dr. Hinton, hem bilgisayarların karmaşık verilerdeki yapıları bulmasını sağlayan araçlar üretmeyi, hem de insan beyninin böyle öğrendiğini göstermeyi amaçladı. En çok sinir ağlarının eğitilmesini sağlayan geri yayılım algoritmasına öncülük etmesiyle tanınsa da, Dr. Hinton ve öğrencileri günümüzdeki yapay zekanın temelini atan bir dizi teknolojinin geliştirilmesine katkıda bulundu. Bu çalışmaları nedeniyle dünyanın dört bir yanından ödüller alırken bunlardan biri de genellikle programlamanın Nobel'i diye anılan Turing ödülü oldu. Ayrıca Toronto Üniversitesi'nde öğretim üyeliği ve 2013'te şirketini satın alan Google'da başkan yardımcılığı da dahil çok nitelikli ve önemli bir dizi işle ödüllendirildi. Yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesinde ve şekillendirilmesinde oynadığı rol nedeniyle Dr. Hinton'a yapay zekanın öncüsü ve derin öğrenmenin öncüsü lakapları verildi. Fakat 2023 yılında bir anda her şey değişti. Dr. Hinton, Google ve diğer şirketlerin ürünlerinin yarattığı tehlikeyle ilgili daha özgürce uyarılarda bulunabilmek adına Google'daki görevinden istifa etti. Asıl endişelendiğim tehdit ve Google'dan ayrıldıktan sonra bahsettiğim şey, bu şeylerin insanlığı yok edebileceği tehdidi. Ve insanlar bunun sadece bilim kurgu olduğunu söylüyorlardı. Ben bunun bilim kurgu olduğunu düşünmüyorum. Yani bu konuda pek çok bilim kurgu var ama artık bilim kurgu olduğunu düşünmüyorum. Bizi yok edebilmelerinin birkaç yolu var. Bir süper zeka Putin, Xi veya Trump gibi kötü aktörler tarafından kullanılabilir ve bunu seçmenleri manipüle etmek ve savaş çıkarmak için kullanmak isteyeceklerdir. Ve ona çok kötü şeyler yaptırabilirler ve çok ileri gidebilirler ve o da kontrolü ele geçirebilir. Sonra endişelendiren başka bir şey, süper zekalar birbirleriyle rekabet ederse ne olur? Belki de şu anda sahip olduğumuz şeyler, şu anda sahip olduğumuz dijital modeller zaten beyin kadar iyi olmaya çok yakın ve beyinden çok daha iyi olacak. Yani benim sonucum, ki bundan pek hoşlanmıyorum, bence oldukça açık. Belki önümüzdeki 20 yıl içinde yaklaşık 5 puanlık bir olasılıkla söyleyebilirim ki önümüzdeki 20 yıl içinde bizden daha zeki olacak. Ve büyük olasılıkla önümüzdeki 100 yıl içinde bizden çok daha zeki olacak. Bu yüzden bununla nasıl başa çıkacağımızı düşünmemiz gerekiyor. Bizden daha önemli olduklarına karar verebilirler. Yaptığı uyarı keskindi. Dr. Hinton, yapay zekanın çok hızlı ve yeterli önlemler alınmadan geliştiğini, bunun da diğer tehditlerin yanı sıra dünyayı geniş çaplı bir işsizlik riski ve yapay zeka robotlarının saldırısı gibi tehlikelerle karşı karşıya bıraktığını söyledi. Yapay zekanın öncüsü röportajlarında bu risklerin insanlığı yok edebileceğini öne sürdü. Bu nedenle dünyanın bu sistemleri daha güvenli hale getirmek için çalışmasının önemli olduğu uyarısında bulundu. Akademisyen yapay zekanın durumu nedeniyle hayatının bir bölümünü adadığı çalışmadan pişmanlık duyduğunu söylüyor ve şirketlerin fark ettiğimizden çok daha güçlü sistemleri gizlice geliştiriyor olabileceğini ifade ediyor. Doktor Geoffrey Hinton'ın geçen yıl yaptığı uyarı,
kısmen Google'daki böylesine etkili bir görevden ayrıldığından ve aynı zamanda sadece belirli yapay zeka örnekleriyle değil, bir bütün olarak bu teknolojiyle ilgili endişelerini dile getirdiğinden dikkate değerdi. İnternetin sahte fotoğraflar, videolar ve metinlerle dolup taşacağını ve ortalama bir insanın artık neyin doğru olduğunu bilemeyeceğini aktaran Hinton, yapay zekanın zamanla iş piyasasını da alt üst etmesinden de endişeli. Yine 2023 yılında aralarında Elon Musk'ın da olduğu binden fazla teknoloji uzmanı, yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesine ara verilmesini talep eden bir mektup yayınlamıştı. Ben bu videonun metnini yazarken yeni bir gelişme daha oldu. ABD'nin hazırladığı gelişmiş yapay zekanın güvenliğini artırmak için Eylem Planı adlı rapor basına sızdı. Raporda yapay zekanın yol açabileceği sorunlar ve bunlara karşı atılabilecek adımlar incelenmiş. Gelişmiş yapay zeka ve yapay genel zekanın yükselişi, nükleer silahların kullanılmaya başlandığı dönemdeki gibi küresel güvenliği istikrarsızlaştırma potansiyeline sahip deniyor. Pek çoğumuzun anlayacağı dilde söyleyecek olursak, yapay zeka tıpkı bir insan gibi bilinç düzeyine gelirse, dünyayı kendisinin sanarak yönetilmek istemeyebilir. Yapılan çalışmaların, ilerlemelerin insan güvenliğini kapsayıp dur noktasının olması çok önemli. Bu videoda yapay zekanın atası Dr. Jeffrey Hinton'ı yakından tanıyıp sadece bir yıl önceki uyarılarını izlediniz. Yapay zeka teknolojileri ve gelecekle ilgili haberler için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.